Neden burada olduğumu söyleyecek misiniz? Yanılmıyorsam çekim günü tırnaklarınızda haki renkte hoca vardı. Evet de bunu neden soruyorsunuz bana? Lütfen sadece soruları cevap verin. Kullandığınız hoca size mi ait? Çekimde kullanılan malzemeler normal kozmetik ürünler değildi. Haki hoca dünyada inanılmaz moda bir renk. Benim için kullandıkları tonuysa özel olarak burada üretildi. Zaten elimizde sınırlı sayıda vardı. Ve hepsi de Sezen'de duruyordu. Yani malzemeler Sezen Hanım'ın sorumluluğunda. Tabii ki. Kullandığımız bütün malzemeler Sezen'in stüdyosundan gelir. Komiserim, ne oldu, bir şey mi oldu? Biz de siz anlatırsınız diye düşünmüştük. Anlayamadım. Ne anlatacağım? Sude'yi neden öldürdüğünüzü. Hadi tamam, ağlama şimdi, beni de ağlatacaksın hadi. Sude'yi öldürdüm diye mi yaslatıyorum sizce? Gelmiş beni suçluyorsunuz. Sude zehirlendi. Ben mi yaptım yani? Zehrin içinde haki renkte oje ve aseton vardı. Çekim için özel tasarlandı değil mi? Çok saçma değil mi bu? Bu yüzden mi benim yaptığımı düşünüyorsunuz? Bu bizim işimiz. Malzemelerinizi görebilir miyiz? Hepsi sette kaldı. Polis hiçbir şey almama izin vermedi. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, haki renk oje ve asetonu bulmak için yeniden fotoğraf setine gittiler. Başkomiserim. Burada birkaç tane daha var. Çocuklara söyle etrafa baksınlar. Haki rengi, oje ve asetonların hepsini laboratuvara göndersinler. Başlıyor. İşte vezir geri geldi. Yine başa döndük. Ozan mı yaptı sizce? Sence? Bilmem. Ama bana bir şeyler saklıyormuş gibi geliyor. Ne mesela? Vallahi belki de bize anlatmadığı bir şey oldu. O da aniden sinirlendi, kızı öldürmeye karar verdi. Peki o anda kaplan boğan zehrini nereden buldu? Evet. Buyurun, hamle sırası sizde. Bukete ne diyorsun? Ozan'dan daha yüksek ihtimal. Planlayacak zamanı vardı. Dişe diş, kana kan, öyle mi? Kendi söyledi. Ablasının intikamını almak istiyormuş. Belki de Sude'yi gözden düşürmeye çalıştı ama beceremedi. Şah. Buna ne diyorsunuz? Hala mat değil diyorum. Yeterli delilimiz yok. Kız ablasından dolayı zaten yaralı. Damardan girdik mi gardı düşer, öttürürüz. Gel Zeynep. Kolay gelsin. Gel, otur böyle. Kim kazanıyor? Daha çok ben ama ortada henüz. Olay yerinden alınan oje ve asetonların raporları geldi başkomiserim. Bir şey çıktı mı? Maalesef hiçbiri zehrin içindekiyle tutmadı. Peki Sude'nin cep telefonu kayıtları? Tehdit mesajları dışında başka bir şey yok başkomiserim. Bilişimdeki arkadaşlar da dizüstü bilgisayarını incelemişler. Ama maalesef onda da kayda değer bir ipucuna rastlayamadık. Hala incelemeye devam ediyorlar. Gerçekten de başa döndük desenize. Ozan'ın evini arayalım. Ben oyumu Buket'ten yana kullanıyorum. Ozan Kocabay ve Buket Güler'in evlerinde eş zamanlı arama yapıldı. Patlama, geldim. Hayırdır komiserim?
Bir saniye, üzerime bir şeyler alayım, geliyorum. Tabii. Anlamıyorum başkomiserim. Ne gerek var bunlara? Ne aradığınızı söylerseniz belki yardımcı olabilirim. Başkomiserim. Kütüphanede bunun gibi birkaç kitap daha var. Sanırım ne aradığımızı bulduk. Bitki bilimi kitabı mı? Eminim bilgisayarınızı arasak kaplan boğan bitkisiyle ilgili çok fazla bilgi bulabiliriz. Elbette bulabilirsiniz. Doktorum ben. Yeri geldiğinde alternatif tıp diye bir şey yok dersiniz. Yeri geldiğinde bütün bitkileri kucak açarsınız, öyle mi? Bakın, sözü nereye getirmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bu benim mesleğimle ilgili bir şey. Hatırlarsanız cilt hastalıkları uzmanıyım ben. Dolayısıyla kaplan boğan bitkisini de biliyorsunuz. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Şu bilgisayarı da alıp bilişime gönderelim arkadaşlar. Bunu da alalım arkadaşlar.